Nezaket, nezaketten bahsetmek isterim. Nezaketin en temelde konuşmak istediğim tarafı şu. Bizim ya da bizim gibi toplumlarda nezaket her şeyden önce zayıflık olarak görülebiliyor. Neden böyle diye düşündüğümüz zaman belki bunu uygulayanların o plastik yapısından kaynaklı olabilir. Nezaketi, nazikliği, birbirine neden uyguladığını bilmeyen insanların dışarıdan nasıl göründüğüyle ilgili olabilir. Dolayısıyla girelim nazikliğin, nezaketin tanımının. Nezaket sadece insanların birbirine kibar davranışı değil bence. En temelde insanın kendine nasıl davrandığıyla ilgili nezaket ve naziklik. Kendime nezaketle, kendime nazik bir şekilde baktığım zaman kendimi sevmeme yol açacak bir durum bu. Dolayısıyla bunu topluma, bunu diğer insanlara yansıttığım zaman da insanları ve toplumu, canlıları, hayvanları sevmemin bir yolu aslında nezaket. Çünkü onların en temelinde, en temelini görmekle ilgili bir şey bu. Varoluşu, canlılığı, hayattaki beraberliği görmekle ilgili bir şey bu. Hep şey örneği geliyor mesela aklıma. Biz de bir kadını evine bıraktığımız zaman işte kapısının önünde o içeri girene kadar beklemek gibi bir durum vardır. Ne kadar centilmence değil mi? Ne kadar nazik, ne kadar nezaketli. Bence bundan bir tık fazlası var, şu var. O toplum içerisinde o kadını evinin içine girene kadar beklememizi gerektiren koşulları ortadan kaldırmak. Yani bunu biraz fazla, biraz yukarıdan, biraz daha derinden görmemiz gerekiyor bu tip durumları bence. Bunu topluma yaydığımız zaman centilmenliği, erdemi, şefkati, nazikliği, nezaketi topluma yaydığımız zaman belki o kadının kapıdan içeri girmesini beklememiz gereken koşulu ortadan kaldıracağız. Ve bunu biz kendimize bir özellik olarak adledemeyeceğiz artık. Biz bunun ödülünü alamayacağız. Nazik adam, nezaketli adam, centilmen olan insan ödülünü alamayacağız ama toplum daha güzel bir yer olacak. Bırakın biz bunun ödülünü alamayalım ama toplum daha güzel bir yer olsun. Nezaketin en temel yapı taşlarından biri insanın kendine nazik olması. Çünkü her şey bizle başlıyor. Yani biz kocaman bir bütünün parçasıyız ve o bütünü oluştururken en temelde biz varız. İnsanın kendini sevmesi var, insanın kendine nezaketli davranışı var. Defalarca yaşadım, defalarca yaşamışsınızdır. Kendimizi dövdüğümüz alanlar var. Mesela ben oyuncuyum ve oyunculuğum içerisinde, geçmişim, kariyerim içerisinde kendimi dövdüğüm, kendime nazik davranmadığım alanlar var. Bunların sebebi var mıydı, yok muydu? Orası değil tartışma konumuz. Sonra dönüp kendine baktığın zaman, bir dakika, varoluş sebebin bu mu? Varoluş sebebin oyuncu olmak mı? Varoluş sebebin herhangi bir sıfata sahip olmak mı? Diye düşündüğün zaman, hayır, varoluş sebebinin en temelinde bir kere var olmuşsun var. Bir kere var olmuşsun ve bu hayatı ne kadar düzgün, ne kadar kendine iyi gelen haliyle yaşıyorsan en önemli kavram o. Dolayısıyla kendinle bu çarpışmanda kendine nazik davranman biraz böyle şizofrenik bir boyut gibi ama kendinin de sana karşılığını çok güzel verdiği dönemi görmenle başlıyor. Kendine nazik davrandığın zaman o kendin sana daha nazik davranmaya başlıyor ve hayat dolayısıyla orada kendinden bahsettiğim orada hayat sana daha iyi davranmaya başlıyor. Kendinin farkında olmak, doğanın farkında olmak demek. Kendinin farkında olmak, diğer insanların farkında olmak demek. Aslında bu biz biriz duygusunu getiren şey. Kendine nazik davranmak. En temelde istediğimiz şey hep bir cevap bulma çabası. Hep bir cevap bulmak istiyoruz. Fakat cevap bulmak için
en temelde ne yapmamız gerekiyor? Aslında soru sormamız gerekiyor. Biz soru sormadan bazen cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Cevapları verilmiş şekillerde, verilmiş yerlerden almaya çalıştığımız zaman bu cevapları bu şekilde kazanmaya, bu şekilde almaya çalışıyoruz. Aslında bu cevapları kendimize sorduğumuz sorularla alsak daha temelde, daha özel, daha temiz bir yerden geliyor sanki bunun cevapları. Atıyorum nezaket kavramı içinde, özelinde birine siz demek, birine içten bir günaydın demek. Atıyorum bunları tamamen. Ne için yapıyorsun mesela bunu? Karşındakine iyi hissettirmek için mi? Bunu bölelim. Karşındakine iyi hissettiren insan olmayı mı seviyorsun? Karşındakine iyi hissettirecek kadar büyük mü görüyorsun kendini mesela? Biraz bunları düşünmek gerekiyor bence. Üstten tavır deriz biz. Üstten tavır sergilerken ki kibarlığın benim hiç umurumda değil. Kibar olmana gerek yok. Bence. Yani bana üstten bir tavırla baktığın sürece ya da ben sana üstten bir tavırla baktığım sürece sana olan nezaketimin hiçbir anlamı yok. En başında konuştuğumuz çaycısından yönetmene cümlesindeki ne kadar bir iyi bir insansın ya sen. Çaycısından yönetmene kadar konuşabiliyorsun. Vay be. Bir kere sen ona hani bir sıfat koymuşsun. Sen kendini ondan üstün görmüşsün. Bunun içinde nezaket yok. Bunun içinde kibarlık yok. Bunun içinde centilmenlik yok. Ve hatta bence bunun içinde insanlık da yok. Çünkü insan dediğimiz kavram milyarlarca yıl önce bilimin bize söylediği şu günkü sıfatların hiçbiri onlarda olmadan doğmuş bir varlık. Yani o zaman çaycı da yoktu, yönetmen de yoktu. İşte kapıcı da yoktu, yönetici de yoktu. Senin insan olma temelin, yüzyıllık oluşmuş sistemin getirdiği şeylerle mi ilgili o zaman? Nezaketin, insanlığın, iyiliğin. Bunları bir sormak lazım insanı, insanın kendisine sorması gerekiyor bence. En temelde ne var? İşte milyonlarca yıl önce doğmuş olan insandan bugüne kadar taşıdığımız şey ne? Taşımamız gereken şey ne? Bugünkü bu sistemin bize bence şunu yaparsan daha iyi olur diye kendisi açısından yönetebilmek için bize verdiği kavramlar neler? Biz neyin içinde sıkışıyoruz? Neyle kurtulabiliriz? Bizim çıkış noktamız ne? Kötü hissetmek kolay şu günkü dünyada. Fiziksel olarak çünkü batmaya yakın bir dünyada yaşıyoruz. Bilim bunu söylüyor. Bunun içerisinde daha mutlu olmak, bunun içerisinde bunu düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor düşünmek çok zor değil. Yani günümüzün verdiği magazinsel, günümüzün verdiği plastik, günümüzün verdiği kirli düşüncelerden daha zor değil bunları düşünmek. Akşam yastığa kafanı rahat koyma kavramı galiba insanın kendisini bulmasıyla ilgili ve bu soruları sormasıyla ilgili. Rahatsız olalım ki rahata gidelim. Kendimizi rahatsız hissedelim ki rahatı bulmak için cevaplar arayalım. Bu çok polyanacı, insan iyidir, iyi olmalıyız, iyi davranmalıyız bir kavram değil. Gerçeği bulmakla ilgili. Gerçeği de sadece soru sorarak bulabiliriz bence.